Evet. Arkadaşlar geldik. En son halini göstereceğim şimdi size. Ben de çok heyecanlıyım. Uzun zamandır ben de giremiyorum birkaç işimden dolayı buraya gelemediğim için. Ben de görmedim yani son halini. Merak ediyorum. Aklımda canlanıyor ama nasıl bir şey çıktı bilmiyorum. Hadi gelin kapımızı açalım. Şey yapayım. Ay çok güzel oldu ya, apaydınlık. Allah'ım dedim, bu ne? Önce bir şöyle salona geçip oturayım ve size birazcık bahsedeyim gelişmelerden. Evet arkadaşlar, yepyeni bir videoya ve bu serinin son videosuna hoş geldiniz. Evim boş olduğu için şu an yankılanıyor. Size birkaç haberim var. Videoya geçmeden önce bunları söyleyeceğim. Bu videoda evin son halini göreceksiniz ve ne kadar mal ettiğimi öğreneceksiniz. Yani her şeyi bu videoda konuşacağız aslında. Öncelikle şöyle bir şey oldu. Ben bunun bu kadar pahalı tutacağını bilmiyordum. Bilemedim daha doğrusu. Anlayamadım yani. O yüzden maalesef çok üzülerek bu eve ben taşınamıyorum. Şöyle, benim istediğim şekilde eğer bu ev yapılsaydı çok pahalı oluyordu. Şu anda bile çok pahalı oldu ve şu an biz hani olabildiğince kaliteli yani sağlam ama daha uygun fiyatlı ürünler seçmeye çalıştık. Ben tabii ki daha estetik ürünler seçtim. Hatta şimdi size bu sürecin nasıl işlediğini de anlatayım. Pinterest'ten kendime bir mood board oluşturuyorum. Daha sonra şuraya göstereceğim gibi böyle almak istediklerimi böyle bir liste yapıp fiyatlandırma listesi oluşturuyorum. Ama bu şekilde yaptığım zaman aşırı fazla oldu. O yüzden biz de dedik ki daha uygun bir şekilde yapıp bu evi kiraya verelim. Bu evin kirasıyla burada harcadıklarımı karşıladıktan sonra belki yeniden birazcık yardım, birazcık kendi biriktirdiğim o süreç içinde bu paralarla yeni bir ev alıp yeni bir evi kendime yapmayı düşünüyorum. Umarım siz de bu süreçte zaten yanımda olursunuz. Şimdi maddiyat konuşalım. Ne kadar tuttuğundan bahsedeyim. Arkadaşlar ev çok pahalı. Türkiye'de özellikle bu son zamanlarda ev yapmak gerçekten aşırı pahalı. Şimdi şuraya yazacağım tek tek ve en altında da toplanacak ne kadar oldu. Şimdi öncelikle evin fiyatından bahsedelim. Evin fiyatı 1,5 milyon TL. Ama biz bunu indirim yaparak 1,2 milyona düşürdük. Bunu da nasıl yaptık hemen söyleyeyim. Ev alırken genellikle krediye başvuruluyor. Ben krediye başvurdum ama tamamını krediye başvurmadım. Ben zaten belli bir miktar birikmişim vardı. Birazcık ailemden yardım aldım. Birazcık arkadaşlarımdan yardım aldım. Birazcık da bayağı küçük bir miktar. Çok da küçük bir miktar değil. Yani çok cüzi bir rakam çektim bankadan ve böyle olunca da bunu almam kolaylaştı. Nakit parayı direkt olarak vereceğim için de adamla bayağı bir indirim yaptık. Aynı zamanda genç olmam, aynı zamanda da bu adamın ailemin tanıdığı birisi olması nedeniyle bu şekilde indirim yaptık. Şu an Ankara'da Kızılay'dayız. Kızılay'da 75 metre bir kare için gayet uygun bir fiyat diyebilirim size. Onun dışında önemli olan bundan sonra harcadığım zaten. Bu harcadığım fiyat da tek tek toplayacağız. Şimdi hepsini en başından beri sizin için yazıyorum ve şimdi hepsini sıralayacağım. Şimdi ilk olarak kapı aldık. Kapılar, ya gerçekten kapı ne kadar pahalı olabilir ki diyorsunuz. Ama pahalılar. Bu kapılar nakliye dahil 4300 TL tutmuş. 4300. Neyse. Ondan sonra aldığımız şey mutfak dolabı. Mutfak dolabı toplam, yani bütün o mutfak seti 13.000 TL tutmuş. 13.000 TL de oradan geliyor. Evet, topladık mı? Şuraya topladım. Parkeler. Ne kadar ben bunu istemesem de ben daha kahverengi bir parke istiyordum. Parkeler toplamda 11.400 TL tutmuş. Evet, güzel. Mutfağa ve banyoya yapılan seramikler artı onların yapıştırıcıları, yani o duvara sürdüğümüz şey, toplamda 12.200 TL tutmuş. Kaç oldu? Şu an 30 küsürde bir yerdeyiz galiba. Şu an ben burada toplamıyorum. Şurada toplanıyor ama siz görüyorsunuz. Elektrik malzemeleri. Bu bina çok eski olduğu için bütün elektrik tesisatı değişti. Zaten gördüğünüz sizde videoda. Lambalar, fişler, duvarlardan geçen kablolar, işte o fişlere takılan şeyler, açma şeyi, sigortalar. Bunların hepsi 6.700 TL tutmuş. Neyse, geçiyoruz. Ankastreler, yani fırın, işte ne bileyim o yukarıdaki şey, ocak mocak, bunlar toplamda 9.700 TL tutmuş. Çok iyi. Çok iyi. Lavabo. Lavabo ne kadar tutmuş olabilir dersiniz? Lavabo 6 TL tutmuş. Tamam, lavaboyu şey yapmayacağım. Bunların için en ucuzu buydu. Lavabo 650 TL tutmuş. Bunların nakliyesi 1250 lira tutmuş. Bunların nakliyesi dediğimi bilmiyorum. Gerçekten ben sürekli para verdim.
Sürekli bana para. Yolla, yolla, yer yerinden olmaz. Neyse, şımarmayalım çünkü daha bitmedim. Boya, duvar boyası. 3400 TL de oraya yaz. Yaz, yaz bacım. Yani 3400 de baya. Ustalar. Ustalar. Şimdi iki tane usta var. Yani bir Orhan usta var bizim çalıştığımız. Bir de diğer ustalar var. Ben bunların hepsini total söyleyeceğim. Total olarak 22.700 TL tutmuş. Bütün ustalar. Yani Orhan usta artı parkeleri yapmaya gelen usta. İşte ne bileyim duvarı boyamaya gelen usta. Dışarıya mantolama yaptık. Ona gelen usta. Bunların hepsi toplamda 22.700 TL tutmuş. Ekstra malzemeler yazmışım. Bu küçük böyle bir şeylere ihtiyaç oluyor mesela. Gidip aynadan almanız gerekiyor. Mutlaka böyle şeyler oluyor. Bunlar 760 lira tutmuş. Yalıtım. Balkondan içeri soğuk girmesine yalıtım yaptırdık. 1500 lira yalıtım tutmuş. Son olarak bu su malzemeleri yani suyla, banyoyla alakalı şeyler, borular, morular falan. Bunlar da 2500 TL tutmuş. Oy! Toplamı şuraya yazıyorum. Bir dakika hatta toplamı da yapalım ki. Eğer yanlışlık yapmadıysam benim toplamıma göre evin içi sırf 90 bin tutmuş. Yani siz evi buna yemek memek falan bunları da katarsanız toplam eve siz 1 milyon 300 bin TL diyebilirsiniz. Neyse fiyatları konuştuğumuza göre artık evin son halini çekebiliriz. Evin son halini gösteriyorum şimdi size. Başlayalım bakalım. Hazır mısınız? Şimdi kapıdan eve girdim. Hatırlıyor musunuz böyle beni karşılayan karanlık bir koridor vardı. Artık o koridor yok. Bembeyaz böyle güzel bir yer. Şimdi burayı buradaki cam duvarı tamamen yıktık ve açtık. Salonla koridoru açtık. Burada portmantomuz hala duruyor. Çünkü gayet güzel. İnsanlar bunu kullanır. Neden yeniden ekstra alsınlar ki diye düşünüp bunu tuttum. Kendi evim olsaydı tutmazdım. Yeniden aynada bir selam vereyim. Selam. Bu banyo. Evde ben oturamayacağım için bu banyo bu şekilde kaldı. Sadece şöyle bir şey var bu banyoya yapılacak ekstra bir şey. Bakın ışığı değişti. Buraya yeni bir cam yaptırdık ve şu an kapıya dokundum. Umarım ıslak değildir. Değilmiş. Buraya yeni bir cam yaptırdık. Bura ve banyonun, diğer banyonun camı yeniden değişecek. Ama burası bu şekilde kaldı. Evet bu banyodan çıkıyoruz ve ilk odamıza giriyoruz. Burası mutfak artı oda gibi bir şey oldu. Yeni kapımız takıldı. Buradan içeri giriyoruz ve mutfağımız. Bakın şimdi hatırlıyor musunuz? Şurası şöyle şuraya kadar kapalıydı. Aynı zamanda buradan buraya bir geçiş vardı. Orayı kapattık, burayı yıktık ve böyle bir mutfak yaptık. Mutfak güzel gözüküyor şimdi kabul edin. Gerçekten güzel gözüküyor. Benim istediğim mutfak, yani ben yaptıracak olsaydım bu şekilde olmazdı ama güzel oldu. Hatırlıyor musunuz eski mutfağı? Şimdi eski mutfakla yeni mutfağı bir karşılaştırın. Gerçekten çok güzel oldu ya. Bakın bolca saklama alanı, işte ne bileyim çekmeceler. Bir mutfakta en önemli şey fırındır. Bunu sakın unutmayın. Ocak, ne bileyim ankastre. Şuraya da buzdolabı gelecek. Geldiği zaman iyice tamamlanacak. Şimdi buraya mesela şuraya bir televizyon koydunuz. Şuraya bir masa. Mükemmel. Perdeler gitti bu arada gördünüz mü? Nefret ediyorum o perdelerden. Balkona çıkalım. Evet balkonumuz epeyce geniş. Yani geniş derken uzun olmasına geniş. Evet binayla biraz yakınız ama bence gayet yeterli bir balkon. Buraya da mantolama yapıldı. Yani dışarıdan soğuk içeri girmeyecek. İçeriği soğutmayalım. Sonuçta yine de benim evim yani burası. Evet şimdi hatırlıyor musunuz? Mutfak banyonun içindeydi. Yani banyoya mutfaktan giriliyordu. Şimdi bu sorun çözüldü. Buranın kendine özel ayrı bir ev oldu artık. Ve banyomuz yenilendi. Burası gelecek. Buraya takılmayın. Bu cam gelecek. Yarın gelecek galiba hatta. Banyomuz bakın şöyle. Şöyle bir banyo. Burası çamaşır makinalı. Yani buraya çamaşır makinesi geleceği için buraya şey alamadık. Stand mı deniyor? Onu alamadık. Buraya bir ayna gelecek. O da yakında gelecek. Çamaşır makinesi yeri ve şöyle bir banyomuz oldu. Bence gayet güzel oldu bu arada. Banyonun renkleri de güzel oldu. Birazcık koyu ama yani güzel mesela ışıklı bir aynayla burası güzel bir yere dönüşür. Bu arada geniş oldu yani. Geniş bir banyo oldu. Bence çok güzel oldu. Bir evde en önemli yerlerden birisi bence banyo. Çünkü yani orası sizin özeliniz anladınız mı? Orayı tek başına kullanmanız lazım. O yüzden banyo özel bir yer. Buradan şimdi salona gidiyoruz. Burayı hala çözemedim. Burada dediğim yer şöyle beyaz olduğu için çok belli olmuyor. Buraya ne yapacak bilmiyorum ama eğer benim takipçilerimden birisi buraya kiralayacaksa ki şu anda bile bir sürü kişi yazmaya başladı. Böyle buraya böyle raf 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 yapıp buraya mesela Air Jordan'larını dizebilir. İşte ne bileyim artık ayakkabılarını dizebilir. Anılarını dizebilir. Anahtarlık yapabilir. Ya da burayı kapatıp böyle bir dolap yaptırıp ekstra saklama alanı yapabilir. Şimdi salona geçelim. Evet salonumuz bayağı geniş biliyorsunuz. Bembeyaz olunca daha da bir genişledi sanki değil mi? Salonda olan yeniliklerden bahsedeyim. Şurası kapatıldı. Bu arada bu eski bir bina olduğu için bu duvarlar aşırı kalın. Normal bir duvar kalın bakar mısınız mesela? Normal bir duvar kalınlığı bu kadar. Burada kolonun oda olarak.
Hayır, kolon yok burada. Normal bir duvar kalınlığı mesela şu kadar. Ama bu binanın duvarları çok kalın, depreme dayanıklı olsun diye. Ve böyle olduğu için biz buraya bir duvar değil, iki duvar örmek zorunda kalıyorsunuz. Önce şurayı örüyorsunuz, sonra buraya örüyorsunuz, sonra ortayı birleştiriyorsunuz. O yüzden burayı kapatmak aşırı zor oldu. Ama gayet güzel oldu. Burası televizyon yeri oldu. Bakın şimdi şöyle, mesela şöyle bir koltuk gelecek buraya. Burası da böyle daha yemek alanı, dining area gibi böyle. Ya da mesela çalışma alanı olabilir. Bilmiyorum artık, taşınacak kişi kendi zevkine göre döşesin. Ama salonumuz bayağı geniş. Değil mi? Çok güzel oldu ya. Yatak odasına geçelim. Yatak odasında çok bir fark yok. Yatak odasında yaptığımız çok büyük bir değişiklik yok. Sadece elektrik tesisatını değiştirdik. Beyaza boyadık. Parkeler değişti. Soğutması yapıldı. Yatak odası aynı şekilde. Yani bu da demek oluyor ki ev turumuzun sonuna geldik. Kocaman video serisinin sonuna gelmiş olduk. Umarım hoşunuza gitmiştir ve umarım severek izlemişsinizdir. Çünkü ben yaparken gerçekten çok eğlendim. İlk günden beri bana mesaj atan, yanında olan, desteğini gösteren, tebriklerini ileten arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Instagram'dan olsun, YouTube'dan olsun, yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini çok istiyorum. Ama bunu yapabilmemin tek bir yolu var. O da sizin desteğinizle. Eğer ki bana destek olmak isterseniz aşağıdan kanalıma abone olabilir, beğenebilir ve bir yorum bırakabilirsiniz. Aynı zamanda şuraya Instagram adresini bırakıyorum. Bu tarz videoları YouTube'a atmadan önce Instagram'da paylaşıyorum. Hatta size bunu mu alayım, şunu mu alayım şeklinde sorular soruyorum. Oradan da beni takip ederseniz çok iyi olur. Hayalimin bir parçası olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi öpüyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Şimdi evle vedalaşma zamanı. Bay bay. Umarım bir sonraki sahibin seni benim kadar mutlu edebilir. Ya da sen onu mutlu edebilirsin.